Arkadaşlar biraz bölgesel gelir dağılımına değinelim. Ülkemizde hangi bölgeye milli gelir ne kadar pay alıyor? Örneğin Akdeniz bölgesi arkadaşlar 1990'larda %12.37'lik bir pay alırken 2000'de 11.73'e gerilemiş. Biraz düşme olduğunu görüyoruz. Burada özellikle ben Marmara bölgesine dikkat etmek istiyorum arkadaşlar. Niye Marmara için bulabilirsiniz? Yani milli gelirden aldığı pay daha fazla. Evet, kesinlikle. Hem nüfus fazla hem de Marmara ve İstanbul bölgesi özellikle Türkiye'nin hali diyebiliriz. Kesinlikle sanayi olsun, ticaret olsun. Özellikle Marmara bölgesinde bir tarım yoğunluğu da var. İstanbul'u katmazsak. Her açıdan ülkenin en önemli dinamik noktalarından biri olduğunu söyleyebiliriz Marmara bölgesinin. Milli gelirden en düşük pay alan neresi dersek arkadaşlar? Doğu Anadolu bölgesi gördüğünüz üzere %3.27. Bunda pek çok çeşitli etkenleri sıralayabiliriz ama bölgesel açıdan baktığınız zaman ülkemizde gelir dağılımının çok da adaletli olmadığını söyleyebiliriz. Ve burada daha il bazında var arkadaşlar. Gini kas sayıları. Önce Gini kas sayısına girmeden önce arkadaşlar şeyden bahsedeceğim biraz. Lorenz eğrisinde ondan sonra Gini kas sayısına girelim. Arkadaşlar burada isimlerden herhangi bir bilgiye gelirseniz hiç önemi yok. İsterseniz yukarıya nüfusu yerleştirirsiniz. Nüfusu yüzde olarak. Aşağıya da tüm geliri yerleştiriyoruz. Ülkenin elde ettiği geliri. Burada önemli olan şu. Bu grafik bize şunu gösteriyor. Bir ülkede gelirin yüzde kaçını nüfusun yüzde kaçı gösteriyor. İstenilen mutlak eşitlik doğrusu. Yani şu 5 derecelik doğru üzerinde bir yapıda olması gerekiyor. Ama bu hiçbir zaman mümkün değildir. Hiçbir zaman %1'e %1 geliri veremezsiniz. Lorenz eğrisi dediğiniz şey, gösterdiğiniz yer arkadaşlar. Gini kas sayısı türetiyor burada. Birbirine oranlarından da. Evet, tabii ki kesinlikle. Şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Arada kalan alanı tüm alana bölüyoruz. Bu oranladığımız kas sayısı da Gini kas sayısı veriyor arkadaşlar. Bizim istediğimiz bu kas sayının sıfıra mümkün olduğu kadar yakın olması. Eğer bu 1 ise mutlak adaletsizliği gösteriyor. Türkiye'de kaç? 0.42 mi? 47. Tablo olarak bunlar da şimdi bakacağız arkadaşlar. Hemen şuradan bir bakalım arkadaşlar kas sayıları. İstanbul'dan örneğin. 2006 yılında İstanbul'da %0.37'ymiş Gini kas sayısı. En üstü arkadaşlar. 2013 yılında %30.39'a yükselmiş. Demek ki İstanbul açısından gelir dağılımının birkaç yıl içerisinde 2 puan yükselişte bozulduğunu söyleyebiliriz. Türkiye ortalaması arkadaşlar en altta. 2006 yılında 0.42. 2013 yılında 0.4'e gerilemiş. 2 puanlık bir iyileşme olduğunu söyleyebiliriz burada. Gini kas sayısının en düşük olduğu bölgeye bakacak olursak arkadaşlar burada 0.31 ile Doğu Karadeniz olması lazım arkadaşlar. Şurada. Buradan şunu söyleyebiliriz. Doğu Karadeniz bölgesinde gelir dağılımı Türkiye geneline göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız iyi derken şunu söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle de belki fakirlikle adalet. Yani herkes gelir elde ediyor ama aynı şekilde elde ediyormuş. Hani bu yüzden biraz daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Gelir dağılımı. Gelirin burada ayrı bir tanım daha yapmak istedik arkadaşlar. Belirli bir ülkede, belirli bir dönemde meydana getirilen milli gelirin o ülkedeki kişiler arasında dağılımı, kişisel gelir dağılımı denir. Gelir dağılımında arkadaşlar iktisadın iki metodu var. Birincisi pozitif metot, diğeri ise normatif metot. Pozitif metot dediğimiz şey arkadaşlar olan durumu bize anlatıyor. Nasıl olduğunu. Normatif metot ise normal ortaya koyuyor. Nasıl olması gerektiğini, nasıl olursa nasıl daha iyi sonuçlara ulaşabileceğini anlatır bize. Lorenz eğrisi az önce bahsettiğim gibi biraz güzel bahsedeceğim arkadaşlar. Lorenz eğrisini geliştiren iktisatçı 1905 yılında ortaya çıkıyor. Bunu Max Doktor Lorenz tarafından az önce dediğimiz gibi mutlak eşitlik doğrusu üzerindeki her noktada gelir dağılımı tam adalettir. Ama hani bunun uygulanabilirliği veya görülebilirliği pek mümkün değildir. Ama yakın olan ülkeler olabilir İsveç, Norveç. Kesinlikle. Tam sıfır olmasa da sıfır olur. Sıfır olur. Yaklaşan ülkeler kesinlikle. İsveç. Bunu şöyle diyebiliriz zaten. Hani nasıl? Bizde tam rekabet piyasası var. İktisatta şey vardır, bir tarafta tam rekabet piyasası vardır, bir tarafta da tam monopol piyasası vardır.
Ama hiçbir zaman bu ikisini hani tam olarak göremeyiz. Genelde şu aradaki piyasaları görürüz. Aynen. O da bu şekilde yorumlayabiliriz. Lorenzo ise arkadaşlar, grafiğini çizdiğimiz gibi az önce bu kadar. Kini kas sayısını türetmiştik arkadaşlar. Dediğimiz gibi iki alanın, arada kalan alanın tüm alanların bölünmesiyle hesaplıyorduk. Şimdi burada arkadaşlar grafikte parçalar bölüyoruz. İsterseniz 10 parça da bölebilirsiniz. Burada 5'lik gruplara bölünmüş, %20'lik gruplara. Örneğin Türkiye'deki en düşük gelir %20'lik kesim milli gelir %5.1'ini alıyor. Ve Türkiye'de en yüksek gelire sahip olan %20'lik kesim ise milli gelirin %40.8'ini alıyor arkadaşlar. 2006 yılında bu şekilde, 2013 yılında da 2 puanlık düşüş var ama bu bize çok iyi adaletliğe gittiğini söylemez arkadaşlar. Çünkü bir düşünün, en düşük kesimde kesim milli gelirden %5'lik alacak ve en düşük 20 kişi %20 ise milli gelirden %48.4 alıyor. Yani bir kişi atıyorum yılda bir kere tatile gidiyor, diğer kişi yılın 20 günü tatile gidiyor. Veya bir kişi ayda evine 1 kilo et alıyor, diğer kişi ayda evine 20 kilo et alabiliyor şimdi. 81 P20. Bu P20 en yüksek gelir alanının en düşük diğer dörtlü oranlanması olması gerekiyor. En yüksek 80 ve en yüksek 20. Evet. Tamam, bu da %80'lik kısmı %20'lik kısmı oranlanması. Peki bunun nedeniyle ilgili bir şey var mı? Mesela her zaman Gini kat sayısına daha iyi sonuçlar verdiği mesela Batı toplumu var. Evet. Benim gözlemlediğime göre, ama bu bizim toplumlarda özellikle gelir dağılımı dengesizliği var. Bunun nedeniyle ilgili ne söyleyebiliriz? Bunun pek çok sebebi olabilir. Birincisi şu, örneğin genelde bunu söyleriz. Avrupa toplumları, Batı toplumları bizden iyidir diye. Evet, orada daha güzel olan şeyler var. Mesela yasalar daha iyi işliyor. Ve iş yapma bilinci, vazifeyi yapma bilinci var. Sistemin işlemesi var. Biraz herhangi bir makama giren kişi hemen orayı kendi istekleri doğrultusunda kullanma eğilimi daha düşük. Ve orada bir şeyler daha şeffaf işlediği için istediğiniz gibi bazı kaynakları kendi elinizde kullanamıyorsunuz. Ve şu da çok önemli arkadaşlar, popülist politikalar. Örneğin ihtiyaç olmadığı halde bir yere bir yol yapmanız, veya ihtiyaç olmadığı halde bir yere bir köprü yapmanız, veya ihtiyaç olmadığı halde bir yatırım yapmanız. Örneğin inşaat sektöründe yapılan her şey kısa dönemde istihdam yaratır, ciddi bir istihdam yaratır. Keynes'in dediği gibi hiçbir şey yapmıyorsan bir kişiye getir, bir çukur kazdır, diğer kişiye getir, o çukuru geri kapattır. Bu normalde istihdam yaratır ve gelir de elde ettirir ama gereği var mıdır, kaynak israfı. Veya şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, planlama yapılması. Planlama yani yapmazsanız ne üretilecek, ne kadar üretilecek, nasıl üretilecek, kimin için üretilecek? Bunların planlaması yapılmazsa yaptığınız tüm emekler boşa gitmiş olacak ve kaynak israfı olacak. Bu bir. Bunun dışında gelir dağılımı... Sermayedarların daha fazla olması da olabilir mi? Yani mesela bizim gibi doğu toplumlarda sermayedarlar genellikle tekelce belirli bir ya yönetime yakın gruplar veya geçmişten gelen bir zenginliğin çevresinde toplanmış evet. insanlar olur yani bizde koçsalan gayet. Yani birden yeşeren bir grup hiçbir zaman evet. çoğunlukla olmaz. Ama Batı toplumlarında kendi fikri yani hem sınai hem fikri sermayelerini de kullanarak evet. gelişme gösterip daha sonra yanında işçi alan gruplar da olabilir. Bu sebeple de olabilir. Kesinlikle onun da etkisi olabilir. Aynı dediğiniz gibi örneğin Türkiye'de bizde sermaye gruplarının etkisi çok büyüktür. Etkisini kıramıyorsunuz. Çünkü güçlü. Ve şöyle bir şey var. Ellerinde başka şeyleri de kontrol edebiliyor sermaye. Bu bir gerçek. Bunu ne kadar bize şeffaf anlatılsa da işin geri planında çok başka şeyler de oluyor arkadaşlar. Geri planında da aynısı. Evet. Ve şu da var. Örneğin Türkiye'de sigortası işçi çalıştırması çok gergin. Örneğin 600 lira. Asgari ücret 900 lira gibi. 899 lira diye bahsediyor ama 600 lira çalışan yine tanıdığım çok arkadaşım var benim. 500 lira çalışan da var. Ama sigortası yok. Şikayet edemiyor. Şikayet etse işsiz kalacak. Ve devlet de bunu biliyor. Bunun dışında çok başka şeyler de var arkadaşlar. Örneğin vergi toplanması gerekiyor. Herkesten aile şekilde toplanmıyor. Çoğu ticarethanelere gittiğiniz zaman veya esnaflara gittiğiniz zaman almanız gerekiyor vergi ama uzlaşma gibi farklı misal konuları var kamuoyunda. Uzlaşıyor, alacağı verginin belli bir kısmını affediyor. Veya
KDD örneği, Türkiye'de gelir dağılımın en büyük sıkıntısı. Asgari ücreti de aynı verilmiş alıyorlar. Kesinlikle. Dağılımın yüksek olan insanlar da aynı verilmiş. Kesinlikle. KDD'nin şöyle bir kötülüğü var. İki kişiye alacak. Atıyorum X arkadaşlar. Can. Can malik geliri 100 milyar. Arkadaşım şu. Barış. Barış arkadaşım malik geliri de 1 milyar. İki arkadaşım da bir araba alacak ve aynı ileride gelecekler. Ama gelirler arasında 100 kat fark var. Bu da bir şöyle bir usulsüzlük var. Mesela normal atıyorum 2500 TL'ye çalışan bir insanın gelir dağılımındaki yeri aslında atıyorum. Yani orta seviyede %20'lerin ikinci ya da üçüncü gruba girmesi gerekirken yatırılan sigorta yani elde ettiği geliri normal asgari ücret üzerinden gösteriyor. Yani 1200 lirasını kurum ödüyormuş gibi gösteriyor. O evet. Gelir dağılımına dahil oluyor. Evet, evet. Kalan 1300 lirasını elden ödedi. Evet, doğal olarak gelir dağılımı içerisinde o kişi birinci gruba giriyor. Aslında 5.1'lik kısım yerine ikinci kısımda 9.9'luk veya üçüncü kısımda 14.8'lik kısım. Bu ülkede çok yapıldığı için bence bu 46.6 biraz gerçek rakam değil yani. Daha kötü olması gerekir gibi. Yani %55'lere, %56'lara falan. Evet, kesinlikle. Bunların önlenmesi için de e-devlet gibi ya da elektronik vergi sistemi gibi sistemlerle kayıt altına alınmasının biraz bir etkisi olmuş olabilir mi? İşte kredi kartları da mesela elden ödüyorsun. Kesinlikle, para kaçıramıyorsunuz. Direkt sisteme giriyor. Sistemden gözükebiliyor. Evet. Örneğin ben İstanbul'dan bir havale yapıyorum, sizin hesabınıza geçiyor, direkt sisteme giriyor, kaçıramıyorsunuz. Yani dediğim gibi e-devlet üzerinde kimin üzerinde ne var, ne kadar var, bunlar kayıt altına aldığında daha da önüne geçilebiliyor. Burada da arkadaşlar bir şey, bir piramit resmi gördüm, hoşuma gitti benim. Altta kim var, üstte kim var arkadaşlar? Üstte her zaman bir kral vardır. Görünmese de o kral her zaman oradadır, bekler. Onun altında arkadaşlar din adamları veya bürokratlar da din aslında, ne dersiniz diyeyim. Onun altında bir asker sınıfı vardı, içeride de dışarıda her zaman. Çünkü konması gereken kişiler vardı, içeride dışarıda sermayenin olması gerekir. Onun altında da arkadaşlar, burjuva kesimi dediğimiz veya zengin kesim diyelim veya kaymak kesim dediğimiz bir kesim vardır. Ve en altta da tepsi daha büyüktür arkadaşlar. Aşağıdakiler yukarıyı görmez. Aşağıdakiler olsa da tepsi taşlar. Evet ve etki gücü de azdır aşağıdaki kesimin.